müddet Davut Paşa dava çıkacağım. Şehzadelerim Osman ve Mehmet de benimle gelecekler. Sonrasında da askeri alayla döneceğiz. Ki tüm can görsün benim cengaver şehzadelerimi. Aylardır bugünü bekliyordum. Ben de öyle. Ne zamandır vuracağım ceylanlar rüyalarıma girmeye başlamıştı. Ben dava çıkacağım. Murad'ım, benim cengaver şehzadem. Senin daha vaktin var. Ağ deyince şehzadelerinizin her biri ayrı heyecanlanıyor hünkârım. Sizin için ne büyük bir saadet. Evlatlarım dünyadaki tüm hazinelerden daha kıymetli, Zülfikar Paşa. Darısı başınıza sultanım. İnşallah. Paşama nice evlatlar vermek isterim. Kutlu günde kardeşimin sırça köşten çıkmasına müsaade ederek bizi bahtiyar ettiniz. Keşke bu esaret ilelebet son bulsa. Kardeşim hep yanımızda olsun. Sultanım. İskender. Yarın sarayıma bekliyorum seni. Konuşacaklarım var. Hayırlar olsun inşallah sultanım. Nedir mesele? Epeydir böyle kalabalık sofralar kurulmamıştı. İyi oldu. Siz ne konuşuyordunuz? Hiç. Talihsiz Şehzade Mustafa'yı sual ettim. Ne dersiniz validem? Hünkârımız vicdanının sesini dinler de çıkarır mı Mustafa'yı? Onu bütün kalbimle istiyorum güzel kızım. Lakin her seferinde ümit etmekten ve hayal kırıklığına uğramaktan yoruldum. Biraz dolaşalım. Sohbet edelim istedim Mustafa. Korkuyor musun benden Mustafa? Burada kalalım hünkârım. Bu adam kim Mehmet abi? Ağa mı paşa mı acaba? Kıyafetleri güzel baksana. Paşa demek ki. Değil mi Osman abi? Ne paşası Bayezid? Murat. O bizim amcamız. Şehzade Mustafa. Hmm.
Ayşe, ne güzel bir sultan oldun sen böyle. Maşallah. Çok sağ olun sultanım. Bahtı güzel olur inşallah. İnşallah. Zevcinizle pek yakıştınız. Allah saadetinizi daim etsin. Amin. Amin. İyi ki Hasan Paşa bu günleri görmedi. Saadeti başka birinde bulduğunuzu görse yıkılırdı. Takdir ilahi. Şaibeli bir ölüm olduğunu düşünenler var. İstemeye istemeye Mısır'a döndünüz. Hemen ardından ölüm haberi geldi. Hiç vakit kaybetmeden payitahta dönüp nikahlandınız. Yıllar öncenin meselesi bunlar. Eski defterleri kurcalamanın ne manası var? Belki işitmişsindir Mustafa. Bir cami külliyesi inşa ettirdim. Yakında ibadete açılacak. Belki birlikte namaz kılarız. Ben gelemem. Yasak çıkamam ben. Sakın içmeyin. Ne malum içinde zehir olmadı? Taşın altına elimizi koyma vakti gelmedi mi sizce de? Ne diyorsun sen deli ruhum? Kardeşimi çıkartmak için bir şeyler yapmamız lazım diyorum. Aklımda bir şeyler var. Lakin bugünden yarına bir şey bekleme. Sabırlı olacağız. Bir eksin gediğin yok inşallah Mustafa. Varsa söylemen kâfi. Sağ olun hünkârım, her şeyim tas tamam çok şükür. Allah sizden razı olsun. Neden içinizden geçenleri söylemiyorsunuz şehzadem? Ondan nefret ettiğinizi. Onu öldürmek istediğinizi. İstemiyorum. Ben anlamadım, ne istemiyorsun Mustafa? Hiç. Hiçbir şey istemiyorum. Hünkârım ben müsaadenizle köşke döneceğim. Hayır kalın. Buradaki her şey size ait. Bu sofra, bu saray. Gördüğünüz her şey sizin aslında. Abiniz elinizden çaldı. Bağışlayın hünkârım. Kardeşim emriniz üzere yıllardır dört duvar arasında. Haliyle kalabalığı yadırgıyor. Alışması vakit alacak. Gel. Sultanım. Söyle acaba. Şehzadeniz Osman Hazretleri. Eski saraya gitmişler. Anlaşılan onu kim? Safiye Sultan görmek istemiş. Müddet dönmeyiz Küsen. Meryem sana emanet. Gözün arkada kalmasın.
Aklı Mustafa da öyle değil mi? O dört duvarın içinden çıkınca kardeşimi görürüm dedim. Sarılırım. Göremedim gözü. Gözlerinin içine baktım. Göremedim. Bir duvar vardı sanki aramızda. Yılların ördüğü koskoca bir duvar. Benim sincap dediğim kardeşim. Canpare. Bir yabancıya bakar gibi bakıyordu bana. Ve en acısı ne biliyor musun? Buna ben sebep oldum. Ahmet, zinhar kendini suçlama. Herkes birlik olmuş kardeşinin canını almanı isterken sen karşı durdun. Yapmadın. Onu oraya kapatmanın sebebi de oydu. Onu korumak. Epeydir rüyamda kösem. Sesi kulaklarımda çınlıyor. Abi çıkar beni buradan diyor, çıkar. Uykularım bölünüyor. Önce başım ağrıyor. Sonra da karnıma bir sancı giriyor. Belli ki Rabbim sana doğru yolu gösteriyor. Kalbinden ne geçiyorsa onu yap Ahmet. Benim Mahir Şehzadem. Validem. Çok güzel olmuş. Maşallah. On parmağında on marifet. Ziyafetten sonra göremedim seni. Anlaşılan eski saraya gittiğimi öğrenmişsiniz. Onu biliyorum. Bilmediğim Safiye Sultan'la ne konuştu? Bayram vesilesiyle beni görmek istemiş. Ben de kırmak istemedim. Muhabbet ettik ama çok kısa kaldım yanında. Kısa uzun fark etmez Osman. Safiye Sultan'la görüşmeni istemiyorum. O hanedana ihanet etmiş bir sultan. Bir çıkarı olmasa seni çağırmazdı. Yıllar evvel bir suç işlemiş. Cezasını da çekmiş. Hem ne yapabilir ki? Onu hiç tanımıyorsun oğlum. Ölüm döşeğinde dahi olsa aklında bir şeytanlık vardır. Sultanım, siz burada kötü bir şey yoktur inşallah. Safiye Sultan'a geldiğimi haber ver. Uzun zaman oldu kösem. Yıllar geçti. Hangi rüzgarı attı seni böyle? Sürülmedin herhalde. Siz gayet iyi biliyorsunuz ne olduğunu. Oğlumdan uzak durun. Şehzadem Osman'dan. O kadar çok doğurdun ki. Kim oğlun, kim değil ayırt edemiyorsun. Şehzade Osman senin oğlun değil. Onu sen doğurmadın kösem. Çok şükür. Doğurmadım. Lakin sarayı bastığınız gece cellatlarınızın elinden onu ben kurtardım. Ben baktım ona. Analık ettim, sütümü verdim.
O yüzden kim ne derse desin, Osman benim oğlum. Herkes biat etsin istiyorsun değil mi? Herkes fır dönecek etrafında. Sana yüz çevirmelerine tahammülün bile yok. Daha şimdiden bütün paşaları bağlamışsın kendine. Emrine karşı gelen olursa akıbeti belli. Ölüm. Tıpkı vaktiyle kuyucu Murat Paşa'ya yaptığın gibi. Ne diyorsunuz siz? İnkar etme. Her şeyi biliyoruz. Murat Paşa'yı sen öldürdün. Emir verdin. Nasuh denen o hain köpek de işini bitirdi. Kösem Sultanımız, sizi ikaz etmek için bir ağa yolladı paşa. Emirlere uymanızı istedi. Lakin siz ağanın kellesiyle cevap verdiniz. Safiye Sultan'a özenen o işgüzar Haseki'ye söyle, devlet işlerinden uzak dursun. Yoksa daha çok kelle gider. Devlet işlerine meraklı olabilir. Nihayetinde şehzade anası, itaat etmeniz icap ederdi. Ben Vezir-i Azam Murat Paşa'yım. Namı diğer Kuyucu Murat. Değil sultanlara icap ederse, padişahlara bile boyun eğmem. İşte bu yüzden paşam. Kösem Sultanımız. Sırf bu yüzden sizi artık istemiyor. Malum, iktidar gölge kabul etmez. Nasuh Paşa, sultanların sadık köpeği. Evvela Safiye'ye kulluk ettin. Sonra Kösem'e. Hiç mi gururun yok senin be adam ha? Hiç mi şerefin yok? Gurur, şeref. Bunlar lafı güzaf paşa. Ben hayatta kalabilmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Keşke siz de benim gibi yapsaydınız. Kösem Sultanımızın karşısında değil, yanında durmayı tercih etseydiniz. İşte o vakit, böyle soğuk, karanlık bir çadırda can vermezdiniz paşam. Ki kızın Ayşe Sultan'ı 3 yaşındayken onunla nikahladın. Lakin aldığı rüşvetler, işlediği kabahatler bir bir ortaya çıktı. Ve onun da boynuna yağlı urgan geçti. Kuyucu Murat Paşa, Nasuh Paşa kimin umurunda? Kim hünkârımıza ihanet eder, gücünü paylaşmak isterse cezasını çeker. İnsanlardan vazgeçmeyi tez öğrendin. Gün gelecek, feleğin çemberi tekrar dönecek. Ve sen Şehzaden Osman'dan da işte böyle vazgeçeceksin. O bir şehzade. Paşalarla karıştırmayın.
Ya Şehzadem Mehmet'le Osman arasında tercih yapmak zorunda kalırsan? Öz evladın dururken Osman'dan yana tavır alabilecek misin? Bir daha ikaz etmeyeceğim. Şehzadelerimden uzak durun. Bilhassa Osman'dan. Safiye Sultan'ı ziyaret etmişsiniz validem. Osman abini eski saraya davet etmiş. Evladımla arama girmek niyetinde. Osman abim size sadıktır. Sizin her sır çevirmez. Gel. Sultanım. Ayşe. Hadi sen git kardeşlerine bak. Artık herkes uyusun. Sultan. Hümaşah Sultan'ın sarayından adamlarımız haber yolladı. Bir cariye hediye etmişler hünkârımıza. Haz odabaşı İskender, hatunu bizzat hünkârımızın yanına götürmüş diyorlar. Kimmiş hatun? Malumatımız yok. Ah, cennet. Başladılar yine. Ne kadar uzak kalmak istesek de ölümle, ihanetlerle sınanacağız yine belli. İskender. Sultanım. Hünkârımızın yanına bir hatun götürmüşsün diye işittim. Hümaşah Sultanımızın hünkârımıza hediyesi. Bizzat refakat etmemi istediler. Sen neden buradasın o vakit? Hatunun kim olduğu belli değil. Hünkârımıza zarar vermeyeceğine malum. Hümaşah Sultanımız neden böyle bir şey yapsın? Safiye Sultan'ın kızı olduğu için olabilir mi? Onlara zerre kadar itimadım yok İskender. Senin de olmayacak. Hünkârımızı korumak için her ihtimali düşüneceksin. Yalnız o da değil. İki tane şehzadem orada. Allah korusun onlara da zarar verebilir. Sultanım, mübalağa ediyorsunuz. Hem hünkârımız ve şehzadelerimiz yalnız değiller. En güvendiğim adamlarımı verdim yanlarına. İnşallah öyledir. Araba hazır mı heyecan? Hazır sultanım. Nereye gidiyorsunuz sultanım? Hünkârımızın ve şehzadelerimin emniyette olduğunu gözlerimle görmeden içim rahat etmeyecek Meleki. Evlatlarım sana emanet. Yanlarına git. Emredersiniz sultanım. İskender nereye kaybolmuş? Bir malumatım yok sultanım. Hünkârımızın yanında olabilirler. İnşallah. O hatunla alakalı içimde kötü bir his var heyecan. Sultanım. Sultanım. Sultanım yetişin. Şehzademiz İbrahim. Ateşler içinde yanıyor. Hekime haber verdiniz mi? Verdik. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Hekim kadın nesi var? Ateşi bir hayli yükselmiş sultanım. Bir an evvel düşürmemiz lazım.
Yanıyor. Buz getirin çabuk. Destur. Sultan Ahmet Han Hazretleri. Ahmet, şükürler olsun geldiniz. Oğlum nasıl? Şehzadem nasıl? Çok şükür iyileşti. Ateşini düşüremeyince bir şey olacak diye çok korktum. İbrahim. Aslan parçası. İbrahim. Geçmiş olsun sultanım. Bizi bir hayli telaşlandırdı küçük kardeşimiz. Size dua ediyorum. Rabbim bana evlat acısı yaşatmasın. Amin. Sana seneler evvel bir söz vermiştim. Sana nice sultanlar, şehzadeler vereceğim. Ne mutlu ki kocaman bir aile olduk. Saadetimizin kaynağı sensin Gözal. Hayalimiz sayende gerçek oldu. Hanedanımız büyüdü. Köklerini tekrar derinlere saldı. Şehzademiz nasıl sultanım? Biraz daha iyiler mi? İyi çok şükür. Ateşi çıkmadı tekrar. Cennet. Hümaşah Sultan'ın gönderdiği hatundan haber var mı? Hünkârımız dönünce ne olmuş ona? Vallahi telaşa düştük sultanım. Hiçbir haberimiz yok. İlaveten boş yere üzülüyorsunuz. Hünkârımızın gözünün sizden başkasını gördüğü mü var Allah aşkına? Mesele o değil Cennet. Hatunun kim olduğu belli değil. Hümaşah Sultan bizden gizli göndermiş. Ne malum hain olmadı? Geçmiş olsun Kösem. Şehzademizin rahatsızlandığını işitince çok endişelendim. Maşallah çabuk toparlamış. Sağ olun sultan. Biz de çok korktuk. Ben de hünkârımıza bir hatun göndermişsiniz diye işittim. Hatun pek hoş. Güzeldi. Akıllı. İyi yetiştirilmiş. Ben de hünkârımıza layık gördüm. Bir mahsuru yoktur umarım. Yok. Hünkârımıza sadık bir kul olduğu müddetçe. Öyle olmalı ki. Avdan birlikte dönmüşler. Gelir gelmez de gözdeler katına alınmış.